Arkadaşlar merhaba. Tıfak olarak bu hafta Amerika'da uzmanlık konusundan bahsedeceğiz. Öncelikle biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Ali Sarp. Tarsusluyum. Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Ve şu an Amerika'da uzmanlık düşünüyorum ve USMLE sınavlarına hazırlanıyorum. Özellikle Amerika'da nöroloji branşını düşünüyorum. Öncelikle neden yurt dışı? Benim özellikle Amerika'da düşünmemin temel sebeplerinden birisi orada bilimsel, akademik yayınlara, üniversitede ve hastanelerde ayrılan fonların fazla olması ve birçok yayının orada gerçekleşmesi, bilime verilen önem. İkinci olarak sosyokültürel konusunda refah seviyede hayatınızı devam ettirecek bir maaş alabilmeniz. Üçüncü olarak da yeni yerler keşfetme meramından bahsedebilirim. Özellikle işte Amerika'nın özgürlükler ülkesi kavramı beni heyecanlandırıyor. Peki yurt dışında uzmanlık düşünen birisi genel olarak hangi ülkeleri tercih ediyor? Bunlardan biraz bahsedelim. Öncelikle Almanya, İngiltere ve Amerika'dan biraz bahsetmek istiyorum. Almanya özellikle Türkiye'ye yakınlığı neticesinde yaklaşık uçakta 3 saatlik gibi bir sürede Almanya'ya gidebiliyorsunuz. Ve Türkiye'de birçok kişi Almanya'da göçmen olarak yaşıyor. Hem de yabancılık çekmeme konusunda da bu artılardan birisi. Ama Almanya'nın negatif yanı da Almanca'nın zor bir dil olması. Öğrenilmesi zor bir dil olduğu için genel olarak insanlar İngiltere ve Amerika'yı tercih ediyor. Özellikle İngilizce kolaylığı neticesinde. Almanya'nın diğer negatif yanı ise Almanya'da doktorlara veren maaşların çok az olması, diğer işte İngiltere, İsviçre ve Amerika'ya göre gerçekten az olması. İkinci olarak İngiltere'den bahsetmek istiyorum. İngiltere'nin sınavına PLAB sınavı deniliyor. Ama İngiltere'nin negatif yanı var. İngiltere'de tıp fakültesini okumak zorlu, seçilmek zorlu, kazanmak zorlu. O yüzden özellikle İngiltere'de doğmuş kişiler genel olarak işte Balkanlar'da tıp fakültesi okuyor ve ardından İngiltere'nin sınavlarına giriyor. O yüzden İngiltere'nin sınavlarına onların tercih edilme ihtimali daha fazla olduğu için o yüzden Amerika'yı tercih etmek istedim. Amerika'nın sınavına USMLE sınavı deniliyor. Ama Amerika'da şöyle bir şey var. Özellikle bölümler konusunda ben nöroloji düşünüyorum. Bu benim için bir artı. Çünkü Amerika'da özellikle cerrahi branşlar konusunda genel olarak Amerika'da tıp fakültesi okuyan insanlar yerleşiyor. Genelde yurt dışında tıp fakültesinde okuyup ve sonra Amerika'ya gitmek isteyen insanlar ise dahili branşlara, pediatri, dahiliye, psikiyatri veya nöroloji gibi branşlara yerleşiyor. Şimdi yavaştan konumuz olan Amerika'ya başlayabiliriz. Amerika'da yurt dışında gelen bir tıp fakültesi öğrencisi uzmanlık yapmak istiyorsa ona IMG deniliyor. IMG dediğimiz kavram International Medical Graduate. Amerika'da doktorluk istiyorsanız ICFMG sertifikanız olması gerekiyor veya TEPTAT'ınız olması gerekiyor. Öncelikle TEPTAT'tan bahsetmek istiyorum. TEPTAT son derece pahalı bir uygulama. Özellikle okulunuzun bunu sağlaması gerekiyor. Ve TEPTAT'ın şöyle bir şartı var. Okulunuzda tıp öğrencisi mezun verdikten sonra başvuru gerçekleştirebiliyorsunuz. Beykent Üniversitesi de bu yıl mezun gerçekleştirdiği için ve yaklaşık TEPTAT başvuru süreci de 2 yıl sürdüğü için o yüzden benim mezun olduktan sonra TEPTAT akreditasyonu gerçekleşiyor. O yüzden benim için en mantıklı olan ICFMG sertifikasını almak. ICFMG konusundan bahsetmek istiyorum. ICFMG, Amerika'daki hükümet sizin tıp fakültesinde okuduğunuzu bilmesi gerekiyor ve bunun için de Türkiye'deki sizin okulunuzla iletişime geçmekte zorlanabilir veya bakanlıklar konusunda bir veri akışı olması gerektiğinde bunun hızı yavaş olabilir. O yüzden Amerika diyor ki ICFMG platformuna senin bütün pasaport, kimlik, bütün verilerini yükledikten sonra oradan USMLE 1 ve 2 sınavlarına başvurabiliyorsun. Biraz Amerika'yı anlatmak istiyorum. Özellikle Amerika'nın sınavı USMLE sınavı var. TOEFL sınavı Amerika'nın İngilizce yeterlilik sınavı ve ardından da Letter of Recommendation dediğimiz tavsiye mektubu var. Ve Amerika'da uzmanlık yapmak istiyorsanız en az 3 tane LOR, Letter of Recommendation yani tavsiye mektubu gerekiyor. USMLE sınavları, USMLE 1 ve 2 sınavı Ankara'da girilebiliyor. USMLE Step 3 sınavı ise Amerika'da giriliyor. Bizim temel amacımız residence dediğimiz asistanlık olduğu için USMLE Step 3 sınavını sonradan da verebiliyorsunuz. USMLE Step 3 için ise Amerika'ya girmeniz gerekiyor. Ve residence dediğimiz bizim temel kavram var. Asistanlık dediğimiz kavram. Residence yani asistanlığı aldıktan sonra da Step 3'e girebileceğiniz için yani asistanlık için Step 1 ve Step 2 zorunlu. Step 3 zorunlu değil. O yüzden USMLE Step 1 ve Step 2 hallederseniz sonrasında asistanlığı alıyorsunuz ve Step 3'e girebiliyorsunuz. USMLE Step 1 sınavından bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 280 soru oluyor ve 7 chapter oluyor. Ve 1 saatte mola hakkınız oluyor. Her chapter bittikten sonra belli süre mola verdikten toplam 1 saat mola verebiliyorsunuz. USMLE Step 2 sınavı ise 320 sorudan oluşuyor. Ve bunda da 8 tane chapter oluyor. 8 chapter'ın da aynı şekilde her saat içerisinde 40 soru oluyor. Ve yine de
yine mola hakkı konusunda 1 saat veriliyor size. TOEFL sınavı ise Amerika'nın İngilizce yeterlilik sınavı ve genelde TOEFL zorlu bir sınav olduğu için 120 üzerinden 100 üstü aldığınız zaman Amerika'daki bütün üniversiteler sizi kabul edebiliyor. OAT diye dediğimiz sınav var. TOEFL'a göre daha kolay ama daha pahalı bir sınav. TOEFL örnek veriyorum $180'sa OAT dediğimiz sınav $360. Letter of Recommendation dediğimiz kavram ise LOR. Yani tavsiye mektubu oluyor. Sizin Türkiye'de tıp fakültesinde olan hocalarınız değil de Amerika'da sistemin içinde olan hocalarınız size yardım ediyor. Örnek veriyorum, Amerika'ya gidiyorsunuz, bir ay boyunca orada staj yapıyorsunuz. Oradaki hoca sizin nasıl hastayı muayene ettiğinizi, nasıl muhabbet ettiğinizi, nasıl tanı koyduğunuzu, nasıl tedavi uyguladığınızı ve insanlar arasındaki ilişkilerinizi görüyor ve ona göre size tavsiye mektubu yazıyor. Ve Amerika'da uzmanlık için, yani seçebilmeniz için, bir hastanede işe başlamanız için en az 3 tane tavsiye mektubu gerekiyor. Arkadaşlar, benim Amerika hakkında anlatacaklarım bu kadar. Olabildiğince genel hatlarıyla size Amerika'yı anlatmak istedim. Açıklama kısmına kendi Instagram adresimi ekleyeceğim. Amerika hakkında herhangi bir sorunuz olduğuna bana oradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.